Hazır mısınız? Size şimdi mutfağı göstereceğim. Mutfak gerçekten berbat bir şekilde. Sabah kahvaltısı burada. Dünkü bulaşıklar burada. Birkaç günde bir almama rağmen görüyor musunuz? Dikey bir şekildeydi. Ben böyle yatay şekilde bu tarafa aldım. Ki bundan 2 ay önce zaten bu burada yatay bir şekilde duruyordu. Neden onu oradan oraya aldım bilmiyorum. Merhaba herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz bilmiyorum. Birkaç aydır video çekiyorum ve videolarım neredeyse hiç izlenmeyecek kadar az. Bugün evi temizlemek istiyorum ve sizleri yanımda götüreceğim. Birkaç gündür evimi temizlemiyorum. Evde de küçük bir çocuk olduğu için birkaç gün temizlemediğiniz zaman ev böyle sanki içeride bomba patlamış gibi bir şeye dönüşüyor. Bugün neleri göstereceğim? Yağlar nasıl çözülür? Kireçler nasıl gider? Lekeler nasıl gider? Evimi nasıl temizliyorum? Bunların hepsini göstereceğim size. Hadi çok konuşmadan videoya başlayalım. İlk önce her yerin penceresini açmakla başlayacağım. Bugün de hava maşallah. Bugünkü temizlik kombinim, meşhur pijamalarım. Çarşaflarımı çıkarıp hemen makineye atacağım. Evet, yeni çarşaflarımızı serdik. Şimdi toz almaya başlayacağım ama önceden şuraları, makyaj masasını toplamam lazım. Çünkü burası bayağı dağıldı. Burası da dağıldı. Bunları hallettikten sonra toz almaya başlayacağım. Toz almam için kullanacağım şey sıcak su, birazcık sirke ve biraz da yumuşatıcı koyacağım Lenor'un güzel bir koku vermesi için. Islak bir bezle sildikten sonra kuru bir bezle üstünden geçiyorum. Çünkü özellikle bu böyle folyeli aynalı mobilyalarda su izi bırakıyor. Baby, so aldık. Çarşafları değiştirdik. Şimdi bütün evi makineye vereceğim. Henüz bir Dyson markasına sahip olmadığımız için Siemens ile idare edeceğiz. Siemens de çok güzel aslında. Beğeniyorum. Sadece birazcık koku yapıyor. Geldi benim gönlümün sultanı, evi dağıtmaya geldi. Şimdi 5 dakika sonra burası eskisi gibi olacak. Geldi değil mi benimki? Hemen örtülerim bozuldu. Neyse, canı sağ olsun, biz temizliğe devam edelim. Size bir felaket göstereyim mi? Ben temizlik yapıyordum. Arya'yı odasına bıraktım oyun oynasın diye. Ve odanın hali tam olarak şu şekilde. Allah'ım nasıl beceriyorsun sen bunları? Bu oda böyle değildi. Hemen Arya'nın da çarşaflarını değiştireceğim. Ondan sonra makineye vereceğim. Toz olacağım. Size bir şey göstereceğim şimdi. Bakın. Bakın benim kızımın yaptığı harekete bakın. Görüyor musunuz? Tırnaklarıyla duvarı kazıyor. Ve biz bu yatağı ne şekil koyarsa koyalım yine de yetişiyor oraya. Mesela ters şekil koyduğumuz zaman da orayı kazıyor. Buraya alçı yapıp boyayla kapatmamız lazım. Ve bir fikir bulmamız lazım. Artık yatak almak istiyoruz zaten. Arya'nın odasını değiştireceğiz.
Onun için şimdilik böyle kalacak. Öyle. Neyse, temizliğe devam. Kızım. Kızım. Arya. Arya. Sen o duvarı neden öyle yaptın? Annesi. O duvarı kim yaptı öyle? O duvarı kim yaptı kızım? Keşke görebilsek. Ha? Kim yaptı annesi? Tamam. Hayır. Arya yapmadı. Hayır. Kesinlikle. Kim yaptı kızım onu? Bu ne? Evet, bu ne? Kim yaptı? Kimler? Bilmiyorum. Sen gördün mü kimin yaptığını? Pis oldu. Pis olmuş. Her şeyi biliriz. Hadi temizliğe devam. Ah biz kadınlar, neden bir şeyden memnun olamıyoruz? Ben bakın ne yaptım. Şu normalde şuradaydı ve dikey bir şekildeydi. Ben böyle yatay şekilde bu tarafa aldım. Ki bundan 2 ay önce zaten bu burada yatay bir şekilde duruyordu. Neden onu oradan oraya aldım bilmiyorum. Neden şimdi bunu buradan değiştirdim onu da bilmiyorum. Değişiklik iyidir diye. Şimdi yine değiştirdim. Şuraları takacağım. Ondan sonra içine bütün oyuncaklarını yerleştireceğim. Ben şu şekilde aktivite dolabı yapıyorum. Burada mesela küçük küçük oyuncakları, bebekleri falan var. Kitapları burada. Kumbarası burada. O şekilde ve burada da zaten devam ediyor aktivitelerimiz. Buranın içi oyunlarla dolu. Daha sonra oyun hamurlarını yükseğe koyuyorum ki ne almasın. Çünkü sürekli alıyor ve her yere hamur atıyor. Yemeye çalışıyor. O şekilde odamız. Ama bu odamız değişecek tabii ki de. Çünkü benim kızım artık büyüdü ve beşikte yatmayacak. Bundan toplarken benim kızım hiç fırsatı kaçırmadan dağıtmaya devam ediyor. Anneciğim ama biz şimdi topluyoruz. Şimdi topluyoruz. Koy onları yerine. Koyuyorum. İki yaş sendromu. Neyse, hiç motivasyonu kaybetmeden temizliğe devam. Annemin, kızımın kumbarası bu arkadaşlar ve içinde 2, 4, 6, 7 eurosu var. Ben en son mutfağı yapacağım. Oturma odasını temizleyeceğiz. Ondan sonra mutfağa geçeceğiz. Ondan sonra öyle o kadar. Nasıl terledim. Şu an 1,5 saattir temizlik yapıyorum. Hani tamam videoya çekmedim ama arka planda bayağı iş yaptım. Bayağı küçük küçük eşyaları topladım. Dolapların içlerini düzenledim. Ve makineye verdim. Toz aldım. Şimdi hemen diğer odalara geçiniz. Hazır mısınız? Size şimdi sizi şok edecek bir ev göstereceğim. Aile yarım saattir bu odadaydı ve yarım saat içinde bakın neler yapmış. Kızım ne yapıyorsun? Yemek mi yaptın sen burada? İğrenç. Aferin. Evet, evin son durumu burada. Benim kulaklıklarımın burada ne işi var peki? Bunları nereden aldın sen? Bunu. Nereden aldın? Anne. Almış. Kukuliye bakıyoruz ve buraların hepsini toplamam gerekiyor. Bu da Arya'nın mutfağı. Elbiseleri katlamam gerekiyor, ütülemem gerekiyor. Bunlar da kurudu. Bunları da katlayıp ütülemem gerekiyor. Bir sürü iş var burada. Kim toplayacak bunların hepsini? Anne yoruldu. Anne yardım eder misin? Neyse, fazla oyalanmadan hemen burayı temizleyelim. Saat 12'ye geliyor ve Arya'nın uyku saati. Arya'yı birazdan yatıracağım. Ondan sonra ben de edit yapacağım, kahve keyfi yapacağım ve dizi keyfi yapacağım. İnanmıyorum ya. Işığım kırıldı. Fazla şey de yapmadım ama kırıldı. İnşallah olur.
Ay ya, bununla mı gerçekten temizlik yapacağız kızım, bu şarkıyla? Şimdi oturma odasındayım ve bir tane kir silkir mi? Kirsir mi? Şimdi bir tane temizleyiciyle mobilyaların üstündeki tozları alacağım. Televizyonun tozlarını alacağım. Daha sonra cam sille pencereleri değil de pencereler için şu an erken gibi düşünüyorum. Çünkü hava hep yağmurlu ve hemen kirleniyor ve evin önünde inşaat var. Onun için pencereleri silmeyeceğiz. Sadece mobilyaların üstünü temizleyeceğim. Öyle. Arap sabunu kokusu var. Gerçekten de çok güzel temizliyor. Benim kızım da ders çalışıyor. Bakın ne gördüm. Bakın bakın bakın. Sizce bunları kim yaptı? Ben Arap sabunu şeyiyle bir kere sıktım üstüne ve hemen lekesi çıkıyor. Yani çıkacak inşallah. Ne yaptın sen buraya? Maymun. Maymun. Kim dedi sana maymun yap? Yeşillendi fındık dalları. Aman yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Size Safiye'mi tanıştırmak istiyorum. Bu benim canım Safiye'm. Ben şimdi yerleri silerken o da bana şöyle dip köşe her yere, koltuğun altına her yere girerek kalan tozları alacak. Hadi görün seni kızım. Bakın yani gerçekten her yere gidiyor. Gözle görünmeyen yerlere gidiyor. Şu köşelere gidiyor. Temizlemeye başladı. Daha kendi mutfağımı bile temizlemeden. Bakın şu kapıların arasında, yani şurasında bayağı kir toplanıyor. Birkaç günde bir almama rağmen. Görüyor musunuz? Onun için burayı silmek çok önemli. Ve kapının kollarını da silmeyi unutmuyorum çünkü en çok temas ettiğimiz yerler buralar. Böylelikle bakteriler, lekeler hemen buraya geliyor. Evet, bu bir Avrupa kapısıdır. Türkiye'nin kapılarına benzemez. Avrupa'nın evlerindeki kapılar böyle. Hatta size dış kapıyı da göstereyim. Dış kapılar da şu şekilde. İncecik. Hepsileri makineye atmak istiyorum. Temizliğim bittikten sonra mis gibi hepsileri sereceğim. Onun için makinem mutfakta ve çarşaflarımı çıkarmıştım. Şimdi bunları makineye yerleştireceğim. Sonra bir tek mutfakla tuvalet kalıyor. Ondan sonra temizliğimiz bitecek inşallah. Artık bitecek diyorum da kızım benim arkamdan yani kirletmeye devam ediyor. Yani şu an odaya gitmek istemiyorum. Kesin yine her yer dağıldı. Lenor, bedava reklam yapayım dedim biraz. Canımı da göstereyim size. Bunlar Rossmann'da var. Efendim? Su. Tamam hemen. Süt mü? Ha, benim kızım uykusu geldi. Tamam. Ne bağırıyorsun? Aa. Ben çarşafları 60'la yıkıyorum. Ve 2 saatlik programda yıkıyorum tertemiz olsun diye. Hazır mısınız? Size şimdi mutfağı göstereceğim. Mutfak gerçekten berbat bir şekilde.
Ben temizliğe başlamadan önce bulaşık makinemi başlatmıştım. Şimdi bitmiş. Kırmızı ışık yanıyor. Mis gibi. Bunları sonra toplayacağım. Şimdi mutfağımı görmek ister misiniz? Sabah kahvaltısı burada. Dünkü bulaşıklar burada. Ondan sonra cuma yemek şeyleri burada. Sonra soğanlarımız burada. Kahvemizi bile yerine koymaya üşenmişiz. O da burada. Onları temizleyeceğim fakat ilk önce Arya'ya uyutmam lazım. Çünkü ben ne zaman mutfağa girsem Arya benimle mutfağa geliyor ve iş yapıyor. Efendim? Anne. Ne? Düşer. Düşersin değil mi? Anne. Aslında güzel bir şey bu. Ama yoruyor yani. Bir saat işim varsa iki saat çıkıyor. Onun için Arya'ya uyutacağım. Ondan sonra mutfakta görüşürüz. So pretty and your smile, sonra şöyle bir ıslak mendil var. İlaçlı ıslak mendil. Yüzeyleri temizlemek için. En son olarak da onunla siliyorum. Bir parlaklık veriyor. Bununla ben her yeri siliyorum aslında. Buzdolaplarını da bununla siliyorum. Ve son olarak bu bezi atacağız tabii ki de. Ne diyorlar? Çamaşır suyu. Çamaşır suyunu buraya katacağım ve ağzını kapatıp bekleteceğim. Bütün mikropları öldürecek ve aynı zamanda da parlatıyor. Lekeleri görüyorsunuz ama bunların hepsini çamaşır suyuyla, yani buraya çamaşır suyu katmıştım. Her yeri çamaşır suyuyla sileceğim. Ardından da ıslak bir bezle tekrar üstünden geçeceğim ki çamaşır suyu fazla kalmasın. Çünkü yemek yapıyoruz buralarda. Mendillerle dolapları sileceğim. Çünkü dolaplar böyle biraz aynalı, parlak diyelim. Maddeyi de parlak olduğu için hemen el izi gözüküyor. Yani bir kere dokunduğunuzda el izi gözüküyor maalesef. Şimdi bunu her tarafa yapacağım. Görüyorsunuz değil mi parmak lekelerini? Bu lekeler sayesinde evime birinin girdiğini anlayabiliyorum.
Mesela şu parmak izleri, eşimin parmak izleri, şu alttakiler kızımın parmak izleri. Yani kimin dolabı açtığını hemen anlıyorum şıp diye. Son olarak tekrar bir ıslak mendil alıyorum ve bu sefer de dolabın kollarını siliyorum. Ve buralar çok kireçleniyor. Onun için hemen buraya sirke dökmek istiyorum. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí. Çamaşırlar bitti, ben de bittim. Şimdi banyodayım, banyoyu temizleyeceğim ve hiç kusura bakmayın, yani temiz bir ev temizlenmez, kirli bir ev temizlenir. Onun için kirli olduğunu gösteriyorum size. YouTube'da mesela ben bazı videolar gördüm bu temizlik vloglarıyla ilgili. Temiz bir evi temizlemeye kalkıyorlar ve bu bana çok saçma geldi. Ben mesela birkaç gündür evi temizlemedim video çekebilmem için. Yani o arasındaki farkı görebilmem için zaten kirli bir evi temizlemem lazım. Şu şekilde küçük bir tuvaletim var. Lavabom var. Banyo köşede. Burada da tuvalet. Detaya girmeye gerek yok herhalde. Neyse, lavabomuzu temizlemekle başlayalım. Burada kullanacağım malzemeler var. İlk başta yine sirke kullanmak istiyorum. Sirke çünkü gerçekten tüm lekelere çok iyi geliyor. Ve ben bu sirkeyi şimdi biraz ovacağım. Neyle ovacağım? Tekrar Arap sabunu. Bu Arap sabunu her yerde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle elbiselere bile sıkabilirsiniz. Yani gerçekten tüm lekeleri götürüyor. Fakat bu kireç lekelerini, su lekelerini götürmüyor tabii ki de. Bununla da tekrar... So pretty and you smile my mind baby and I'm almost breathing, tell me why. Şimdi klozeti temizleyeceğim. İçinde çamaşır suyu var. İyi. Bununla Arap sabunuyla etrafı sileceğim. Daha sonra tuvaleti, klozetleri bununla temizliyorum. Bunu tek kullanmak zaten, siliyorsun, atıyorsun, tertemiz oluyor. Fakat rahatsız olmayın diye bunu size göstermeyeceğim. O kadar da duyarlıyım yani. Onun için kesinlikle ben sizin yerinizde olsam kanalımı şu an abone olurdum kanala ve like atardım. Bakın, ilaçladıktan sonra sıcacık suyla bütün bakteriler ölüyor. Hatta şurada kireçler vardı. Onları bile çıkardık kolaylıkla. Bence şimdi bir kahve içmeyi hak ettim. Kimse bir şey söylemesin. Normalde ben kahvemi 12'de içerim. Arya uyuduğu zaman ve şu an saat 2. Ben halen kahve içmedim. İşlerim bu kadardı. Bugün de böyle oldu. Evin içi sinek doldu. Pencereleri açtım, hemen sinekler geldi. Evimiz şu an tertemiz. Kızımız uyuyor. Uyandığı an hemen kirlenecek. Ama ona rağmen temizlik yapmaktan vazgeçmiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım temizlik rutin vlogları hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bak, her videoda söylüyorum bunu. Biliyorsunuz, izliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Böyle olmaz. Lütfen abone olun. Ben kahve içeceğim şimdi. Bu sizin için. Görüşürüz.